Merhaba ben Emir. Özellikle bu yıl kripto paraları ilgi inanılmaz bir şekilde arttı. Her geçen gün borsaya, kripto para borsasına sürekli yeni yatırımcı gelmeye devam ediyor. Son 12 ayda Bitcoin'in fiyatı 9.000 dolardan 63.000 dolara kadar çıktı. Ethereum'un fiyatı ise 12 ayda 200 dolardan 3.000 dolara kadar çıktı. 400 milyar dolara yakın işlem hacmiyle de tüm kripto paralar arasında ikinci sırada yer alıyor. Size bir haberim var. Maalesef video izleyenlerin %90'ı videoyu beğenmeden geçiyorlar. Lütfen video faydalı bulursanız beğeni bırakmayı unutmayın. Kanala çok yardımcı oluyor. İlk olarak değinmek istediğim şey Ethereum nedir? Çünkü doğal olarak hala bilmeyen çok kişi var. Ethereum 2013 yılında 19 yaşında olan Vitalik Buterin tarafından ortaya çıkarılmıştır. En basit haliyle Ethereum, geliştiricilerin merkeziyetsiz uygulamalar oluşturmasını ve dağıtmasını sağlayan blockchain teknolojisine dayanan açık kaynak kodlu bir platformdur. Ethereum ile Bitcoin birbirlerine biraz benzeseler de aslında hem teknik olarak hem de amaç olarak çok farklılardır. Ethereum ile Bitcoin karşılaştırılamaz çünkü aynı sistem değiller. Ethereum Bitcoin'den daha yeni bir teknolojiye sahiptir ve amacı merkeziyetsiz uygulamaların geliştirilmesi ve ortaya çıkarılmasıdır. Bunun dışında Ethereum uygulama geliştiricileri tarafından ağda işlem ücretleri ve hizmetler için ödeme yapmak için de kullanılır. Detaya inmek istemiyorum. Eğer yeni başladıysanız size çok karışık geldiyse aslında çok normal. İyice oturması için kafanızda canlanması için size Ethereum'un geliştiricisinin tanımını yapacağım. Size Vitalik'in kendi söylediklerini aktaracağım. Eğer Kripto paraları dünyadaki gerçek e, varlıklarla eşleştirmek, benzetmek istersek şöyle örnek verebiliriz demiş. Altın Bitcoin'dir. Ondan sonra gelen gümüş ise Litecoin'dir. Bu durumda Ethereum nedir? Ethereum diğerlerinden tamamen farklı olarak petroldür. Çünkü Ethereum'un arkasındaki teknoloji geleceğin internetinin enerji kaynağı olacak diyor. Bu yüzden onlar Ether'i kripto yakıt olarak adlandırıyorlar. Söylediklerine göre Ethereum platformunun duyduğu enerji, her ile sağlanacakmış. Ben 2000 doların altında nereden alırsak alalım ucuz olacağını düşündüğüm için 2000 doların biraz altında portföyümün çok küçük bir miktarıyla alım yapmıştım. O az miktarda 2000 doların altında aldığım Ethereum hala orada duruyor. Hiç dokunmadım. Daha aşağılara inerse alır mıyım bilmiyorum. Aşağılara inse de hiç sorun değil. Çünkü bütün kripto paralara kaybetmekten korkmayacağım. Hepsini kaybetsem de hiç üzülmeyeceğim bir parayla yatırım yaptım. Sonuçta Elon Musk fiyatını yüksek buluyorum diye tweet atarsa bir anda çökebilir en merak ettiğiniz yere gelelim. Ethereum 10.000 dolar olur mu? Benim bu konuda bazı endişelerim var ama bazı olumlu yanları da var. Gelin sizlerle onları paylaşayım. Çok ortada olan bir şey var. İleride nasıl olur bilemem ama şu an volatilitesi çok yüksek ve çok riskli. 2018'de Ethereum'un fiyatı 1200 dolardan 87 dolara kadar düşmüştü. Aynı zamanda yanlış hatırlamıyorsam Bitcoin'de de %80'lik bir düşüş yaşanmıştı. Benim ikinci endişem ise ölçeklendirme problemi. Bu merkeziyetsiz finans patlamasının ardından madencilerin birçoğu Ethereum ağını pahalı bulduklarını söylemişlerdi. Bu durum özellikle küçük yatırımcıların ağ üzerinde işlem yapmasını engeller vaziyetteydi. Ethereum 2.0 ile beraber çok büyük bir güncelleme geldi ama hala ileride ne olacağını kestirmek için erken. Üçüncü sorun ise rekabet. Açıkçası ileride rekabetten olumsuz bir şekilde etkilenirse ben şaşırmam. Çünkü çok iyi teknolojilerle gelen çok güçlü rakipler var. Bunlardan biri de Çin'in Ethereum'u olarak adlandırılan Neo. Keşke sadece Neo olsa Cardano da var. Büyük bir teknolojiyle ve eşsiz özelliklerle geliyor. Bu yüzden rekabetten zarar görürse dediğim gibi ben şaşırmam. Dördüncü sorun ise çok klasik. Ama çok klasik olmasının sebebi sürekli söylenmesi ve doğruluk payının olması bu da hiçbir garantisi yok. Bitcoin Bitcoin'de dahil tüm kripto paraların fiyatları manipülatif. 4500'den fazla kripto para var ve birçoğu sadece insanları soymak için oradalar. Elbette Ethereum'da, Bitcoin'de, Cardano'da farklı ama Ethereum'un şu an piyasa değeri olarak ikinci sırada olması, en büyük ikinci coin olması onun gelecekte de bu şekilde devam edeceği ve sırasını koruyacağı anlamına gelmiyor. Tüm bu endişelere rağmen Ethereum'un büyük ölçüde sorunları çözeceğini, zamanla fiyatının yükseleceğini ve gelişeceğini düşünüyorum. O zaman gelin arsalarından bahsedelim. İlk artısı e, hala nispeten yeni ve benimsenmeye devam ediyor. Ve bu yayılım gittikçe artıyor. Sokaktan birini çevirip sadece bizim ülkemizde de değil gelişmiş ülkelerden birinde de bir vatandaşı çevirip Sorsanız Ethereum nedir diye 10 kişiden 9'u net cevap veremez. Bu da bence hala bizim yayılma aşamasının başlarında olduğumuzu gösteriyor. Ethereum yatırımının belki de en önemli avantajlarından biri merkeziyetsiz yapısı olması. Bildiğiniz üzere blockchain zinciri merkezi olmayan ve şeffaftır. Zaten Ethereum'da başlangıçta geleneksel bankacılık sistemine alternatif olsun diye yaratılmış. Avantajlarından bahsederken şunu da söylemeliyiz. Ethereum bir kripto paradan çok daha fazlası. Akıllı sözleşmeler, uygulamalar, merkeziyetsiz finans projeleri işte bu sayede oyun, ilaç, enerji dağıtımı gibi birçok alanda kullanılabilir. Her yerde manşetler geçmeye başlandı. Sürekli uzmanlar tahminlerini yukarı yönlü güncelliyorlar. Büyük yatırım kuruluşları hepsi hedefi şu an 10 bin olarak göstermiş durumda neredeyse. Tabii ki bunların hiçbiri garanti değil. Zaten finansal piyasalarda garanti diye bir şey yoktur. Tabii ki bunlar benim sadece kendi fikirlerim. Ethereum'un geleceği ile ilgili iyimser olduğum için küçük bir miktar tırnak içinde küçük bir miktar ayırdım. Daha önceki videoda söylemiştik. Altının piyasa değeri, toplam dünyadaki piyasa değeri 12 trilyon dolar. Dünyada altının piyasa değeri 12 trilyon dolar. Bitcoin'in 10 katından daha fazla. Yani birisi Bitcoin çok yüksek, piyasa değeri inanılmaz fazla, daha yükselmez dediğinde ben o kadar emin olmalıydım. Ethereum'un da şu an 1 trilyon olmaması için hiçbir sebep göremiyorum. Eğer 1 trilyon da olursa 10 bin dolar olmaması için hiçbir sebep göremiyorum. Dediğim gibi riskli ama getirisi de çok yüksek olabilir ve tüm kripto paralar arasında teknolojisi en sağlam duranlardan biri Ethereum. Bu yüzden iyimserim. Bu yüzden portföyümün küçük bir kısmını ayırdım ama endişelerim olduğu için Tekrar ediyorum küçük bir kısmını ayırdım sadece. Burası kripto para piyasası. Hiçbir şeyi %100 olarak tahmin edemezsiniz. Çünkü çok manipülatif bir yer. Çok volatilitesi inanılmaz yüksek bir yer. Ethereum neden 10.000 dolar olmasın? Elbette olabilir. Ama daha önceki krizlerde yaşanan gibi %80'den daha fazla bir çöküş değişebilir. Bunlar bu piyasada çok normal. O yüzden asla kaybetmeyi göze alamayacağınız bir miktarla girmeyin. Her ne kadar endişelerimden bahsetsek de bence şu an artıları daha ağır basıyor. Ve en azından şimdilik... Bu değişen dünyada Ethereum'un büyük bir rol oynayacağını düşünüyorum. Bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu faydalı bulursanız lütfen YouTube algoritması için beğeni bırakmayı unutmayın. Yatırımla ilgili, kişisel finansla ilgili, girişimcilikle ilgili videolar çekmeye devam ediyorum. Bu videoları kaçırmamak için abone olmayı ve yandaki zil butonuna tıklamayı unutmayın. Böylelikle ben video attığım zaman kaçırmazsınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.